Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler deyiz, çok şükür. Bugün uşağımızın çarşamba pazarıydı. Sabahleyin işleri hallettim. Sözde kardelenme uşağı gidecektik. Onun can istemedi. Hem evde de usta vardı. Ben hemen gittim. Bir saat falan durdun mu kardelen? Evet. Aslında çabucak aldım da alacağımı sadece bildiğimiz bir kabak için. Sergiyi çok dolaştım yani. Pazarda en çok marul, domates, salatalık var. Kabak, narin artırıyor. Demek ki halden milletin geçişine göre. Ustamızı sabah kuşluk çayını içirdik. Yanına ikramını koyduk. Zaten bir kişi sadece. Bütün işlemler sadece mozaikini artıyor ama gerçekten çok zormuş. Betonun üzeri tozdan böyle ne diyeyim sizi gray yağmış gibi geçilmiyor. Sonra merdivenler olacak. Onlar yapılacak. Şöyle bakınız pazardan ne aldım bugün? Asma yaprağı aldım tazesinden. Kilosu 50 milyonluk dedim de 80 de herhalde kilosu. Yarım kilosu 40 milyon yapıyordu. Ben 50 milyonluk aldım sarıp yiyem diye. Akşam nasıl olursa bunu da sarıp yeriz. Tabii içinde buruşak kalmış. Hem yemek kaygısı olmaz. Oğlum da seviyor. Zaten eşim de o yolda. Onun pek bunlarla alakası olmaz. Ben elimi yıkayayım gene kardelen bir de. Olur. Şimdi annem kurabiye yapacak. Hemen onların iki elden malzemesini hazırladık. O gelince kendisi söylesin. Bu arada kurabiye margarinli değil, sıvı yağlı olacak. Kurabiye değil, pasta deniliyor. Ezelden ebe pastası değil, geçiyor kardelen ama bu. Ama görünümü kurabiye gibi ya, ondan Allah, da ben pasta, nazana bak, ebe pastası deniliyor o ya. O ebe kurabiye istiyordu, neyse. Ha, işte fark etmez, doğru, pasta da yaş pasta gibi oluyor. Yani kurabiye desek de mantıklı olur. Şimdi burada ne var içinde? 3 tane yumurtamız, kardelen bunları hazırladı. Ondan sonra bir su bardağı şekerimiz. Şöyle elimden karıştırayım çünkü yoğuracağım, bu kek olmadığı için. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, 6 su bardağı un. Hemen hemen 2 yemek kaşığı kadar kattım. Bunu da yaptıktan sonra kıvamını yuvarlak ceviz büyüklüğünde yapıp en üzerine ekleye vereceğim. Hemen dolgoda da pişiririm ben buna. Sabah kahvaltısını güzel yaptım da çay pek içemedim yani, soğuduydu. Bir de telefon görüşmesi yapınca çay kalıyor bizim. Havada bugün çok rüzgarlı ya. Evet. Şimdi bunu da katalım. Bizim çayı yetiştirdim. Zamanı kadar oldu değil mi? Pardon, yetişir. Aynen. Saat şu an 1:24 geçiyor. Kardelen sen bana dur. 6 su bardağı un. Eledim geldim. Kıvamını bildirim zaten. Ölçmeme gerek yok. Kulak memesinde kıvamında ele yapışmayacak şekilde oldu mu tamamdır. Bu aklıma geldi. Dün ustalar yoktu. Betonun kuruması gerekiyordu haliyle. Mozaitin ağarması için. Bak dedim çayın yanına. Bunu yapalım. Hem kendimiz de yeriz. Onu şöyle göstereyim. Bakın hepsini annem kattı. Tam getirmişim. Evet. Kıvamı da güzel görünüyor. Belli zaten kulak memesi kıvamında oldu. Zormuş bu iş ya. Mozaik ki mi? Değil mi? Evet. Bak sabahtan beri 7:20 geçe geldi dedi. Ben hayvanlara bakana. Evet annem. Dedim ya erken gelir diye. Bir de rüzgarlı olduğundan temelde kendine geliyordu evet. Buraya. Bir de bunun çatıyı yaptırdığımızı düşün. Ben o zamanlar babam fayans ettiren biri dedi. Ben mozaik ettiriz dediydim. Boşluk alana. Aşırı tozlu ya. Ya nasıl anlatsak size, böyle iki parmak kalınlığına yakın yerde tabaka toz vardı bizim sabahtan annemle çıktığımızda. E şimdi yine merdivenleri geçer herhalde bugün. Zaten bitirin dedi değil mi? Birazdan geçer herhalde.
Demir kapının iç tarafına böyle bir şey sermemiz lazım anne. Kapının Ne gibi? aşağısından toz girmesin. Ne anlamadım ben. Ya böyle eski çaput gibi şeyden Girersin sadece... abici, süpürdü sileriz. Annem değişik bir şey yok ki. Ne bileyim, yoğunlukların üstüne gelirse... Kaldırıverin yoldukları. Onunla uğraşacağım ama ben oraya Kardeşim çıkarım. bak, sen ondan uğraşıya mı diyorsun? Girecek olduktan sonra bezin altına yine girer kapının kenarından. İyi madem şeker. Bu arada bunu davulda pişireceğiz. Fırında malum güvenmiyoruz. İnşallah sigorta falan atmaz kardeşim. Atmaz ya, sabah kettle falan çalıştırdım ben. Ama davul farklı. O daha yüksek değil mi? Davulun gücü farklı. Kettle'la davul aynıdır, tost makinesi de bilemem çünkü. Onu da zorlama oluyor ya. Bir de şey de çalışıyor aslında. Elektriklerin o kadar lambanın düşük beyaz lamba. Sarı lamba kuvvet veriyor sıcaklık verdiği için. Şunları Bunları alıyorum ben alıyorum. De. Elim birini yeşildim. Pek küçük yapmayacağım. Hani kuru olmasın. Hani öbürkü tepsiyi mi getireyim annem kız? Çok mu? E bak nasıl edem? Şey mi deriz? Vallahi bilemedim. Bunlar bir de kabaracak, birbirine fazla Tabii. sıklaştırmamamız lazım. O yüzden ben davul tepsiyi getiriverim. Hayır, bir büyüğünü getir. Ekmek kadayıfı. Bunun bir büyüğü tıkı. Hemen annem bitirdi bile. 5 dakikada Ben beş taş. makineye bulaşıkları döşesiye bakın. Bunlar da iyi oldular. Kulağını eğdirem. Şöyle kabarınca birbirlerine yapışmasın. Şimdi sıra geldi. Şu üzerlerini şekerlerden gezdirelim. Aslında şöyle de yapsam da olurdu da ben onu da. O zaman çok mu gider ki? Hani ağır şekerli mi olur diye dedim. Ha? Ağır şekerli mi olur ki? Hani içine de koyduk ya. Şöyle mi ekleyebilirim Ya o zaman? bilmiyorum. Yani dediğim de mantıklı da. Serttireyim de denecek ama o da serttirme de olmuyor. Evet, Onu şeker dışa mesela giriyor. yumurta akı da sürülebilir. Hemen ben bunu fırını sürer gelirim. Kardelen de çay suyunu koyar. Azıcık da çay oturur demlenir. Bize de küçük demliği yapacağım mı? Yapayım. Yapan bu yolda dolma yiyeceğiz akşam ya. Şey yaparız zaten, ustamız bir kişi olduğu için ona yaptığımız çay çok gelir. Birer bardak Aa, o alırız. zaman olmaz o. Niye kızım? Soğur o zaman o kardelen. Dadım olur, soğuyacak oradan tepeden. Hayır öyle değil He. ya. Birer bardak katacağız burada kendimize. He. Ondan sonra ustaya götürürüm ben hemen. Neden soğusun? Büyük demliğe yaparız. Şimdi annem kurabiyeleri indirdi. Bak çok güzel Sizler de oldu. fark etmişsinizdir. Ocakta 2 demlik çay var. Ne yapıyorsunuz? Hani çok mu çay canınız istedi diyeceksiniz. Komşumuz Nazan abla gelecek. O yüzden bize de çay demledim. Kardeşim ben dedim ya ebe pastası anne kurabiye diye geçiyormuş bu. Hadi ya. Ha, bizim dilimizde ebe pastası diye geçiyor. Ama güzel olmuş gerçekten. Şöyle Aynen. tabağa atayım da soğuk olsun. Kardelen de çayı demletmiş. Neredeyse ben çatıda 20 dakika falan bekledim. Çünkü birden altı kızıyor gibi oldu. Şöyle göstereyim. Davulun alt fişini çektim. Üstü kızardıktan sonra yine koydum. Bir de öyle kızarsın diye bekledim. Ama iyi oldu inşallah. Tadı da iyidir. Hangisi ustamız? Şu mu? Küçük olan. Çayımızı içtik. Kurabiyeler de güzel olmuş. Annem de eline koluna sağlık. Ben de bir ara Afiyet ustaya biraz yardım ettim süpürgede. Az sonra size merdivenlerin halini olsun. göstereceğim. Yani mozaik incelince, üstü gidince çok güzel oldu ama
Ustaya da yazık oldu vallahi. İyi sağlam yoruldu. Kolay bir iş değilmiş bu. Dedim ya bak, bir ara kurabiyedeyken 7 çeyrek geçimi 20 geçimine geldi. Ben hayvanlara evet. Bak hakkına bak. Sabahtan beri o tozun içinde yani. Haliyle bir de açık alan. Kapalı alan olsa. Ay o zaman daha bir zor olur. Yani her işçiliğin, her bir mesleğin bir zorluğu. Ana dıştan belki bize de para fazla gelir çoğu insana da. Ama zor. İki evet. Günler tabii bu kadar olmasa bile ne. Şimdi malımız maşadımızda olduğumuzdan aşağıya ineceğiz. Yukarı yemek şeysi olacak. En iyisi dedim kardemen pilavı pişirer. Yaprağı da ıslattım. Hemen onu da suyu da kaynatıveririz. Örtürüz. Onun bir şeysi olmaz. Şimdi soğanımı halledeyim. Alamadım. Seni bir boya rengale. Elimde yapıştı geldi. Maydanozu koydun muydun sen dolaba? Koymuştum. Onu kapatayım derken maydanozu da katam içine. Hiç soğan katmamızı gerek yok. Bolca soğan da katıyorum. Hafif de ben bunu dir pişireceğim. Çünkü sarık yemeği çok seviyoruz biz bunu. Oğlum da seviyor. Bencilen aynı şeyde boğazda yandı. Kardelen de seviyor da. Oğlan yemek konusunda bana daha çok çekmiş. Evet. Kardelen de babasından hariç babaannesi. Aynı. Yemek konusunda evet babaanneme çok benziyor. Yine babaanneye göre daha güzel yiyor. Hani yağın mesela tavuk, kanat, deri, kulağı yemez. Sen yiyor mu tarzı şeylere? Evet. Hemen şöyle size bekletmeden ben bunları doğrayayım. Karan bana şey getiriyor yukarıdan. Bir tane domates suyu getiriyor. Olur. Şimdi soğan kavruldu. Annem salçayı da ekleyecek. Biber salçası da vardı buzdolapta. Daha yeni açmıştık. Şöyle sıcak sudan aldım da. Defteri kepede kaynatmayı öğrendi. Ben niye açtım ki buraya? Açacağız ya. Ha, kaşık mı alacaksın? Ha. Bitmiş mi? Az bir şey dibinde kalmış yani. Ben de ben skatçı bulursam gavanozdaki değil de bir gavanoz yarım olandan kaçacak. Hani yarım kilo gavanoz da olabiliyor ama onda değil. Tamam. Ya mesela çay, şeker bitsin bunlar çabuk fark ediliyor. Hani her gün mesela çay demlendiği için. Ama salça yemeği mesela yani salçayı 2-3 gün kullanmadığımız zaman İnsan unutuyor. Tam yemek yapacağı zaman aklına geliyor. Değil mi? Kavanoza baktığında evet. Şimdi gelelim pirincimi de gataya. Azıcık da içinde kırık pirinçten kattım. İnşallah denk gelir. Demin yaptığımız pasta da unlu sıvı ölçüne denk geldi. Ölçmediğim halde. Zeytinyağından da katalım. Bu arada dündeki videonun yorumunda görmüştüm. Yağdanlığı nereden aldığınızı sormuşsunuz. Uygun AVM'den aldık. Ben yazdıydım ya. Dündeki videoda mı? Nasıl? Birini cevapladıydım ben. Dün yayınladığımız videoda. Öyle mi? Evet. Onu yüksek ihtimalle cevaplamamışsındır. Annem çünkü videoları sırasıyla cevapladığı için. Uygun AVM o zaman bana bir hediye borçlu. Gördün mü? Değil evet, mi? Evet. Onlar yıllar önce tavada yapmaları gerekiyordu. Ha, çünkü eski takipçilerimiz bilir. Biz bir granit tava almıştık döküm. Ondan sonra belki 100'e yakın takipçimiz almıştır yani. Bazlama yapıp bir anne fotoğraf atan çok alıyordu. Bütün şehirlerde var yalım. O 81 ilde olmasa bile ne? Yani, hepsinde duyuyorum. Evet. Genelinde vardır. Allah mesela bana fotoğrafını attı. Arkadaşlardan bilene herkes aldı. Ben alıverdim. Hediye oldu. Ya sipariş veren oldu. Ama bir tane... Ama şimdi şey yapmayalım. Birkaç şey sen aldın ya, onun dediğini de aldın. Evet, ya. Toplu alışveriş yaptığımız zaman. Öyle olmuştu.
suyu da konuldu ve artık içimiz hazır sayılır. Sanırım bu da suyu da yeterli olur. Şimdi bunun altına kısayım yavaş yavaş. Maydanozu dolaba mı koydun annem sen? Evet. Bunu ayıklayayım ben. Ben de bunları yerine kaldırırım. Nereye koydun? Çekmecede anne. Ya da orada mıymış? Bak bak sizi göstereyim ben. İçinden ki böyle denk gelmediydi. Bunu arkadaşımdan aldım. Hatta Nazan komşu da sipariş verdi. O da beğenmiş. İki bağlam gibi diye. Çünkü kendilerine sera var. Yüz kendilerine bu. Hatta aynen öyledir. Dün marul şeysi atmışmış. Şikayesi kaydeden. Dedim dedi ya bu o marullar mı dedim. Evet dedi. Bir de marul aldım. Bir de işte İlyan Batır'ı veren. Hemen şimdi çalkala içinde hallediyorum. Neden bu oldu ki? Kapanmıştı o yüzden. Şuna baksana ya maşallah. Allah'ın kimsenin yemeğini boşa gidertmesin. Şimdi annem saklama kabına kaldırıyor kurabiyeleri. Şöyle durur olsun o. Şimdi ben bunun altını kapattım. Ben en iyisi şöyle masanın etrafından dolaşıp yerime geçeyim. Şöyle bir kere karıştırayım. Bir daha ellemeceğim. Şöyle yakından nasıl gözüküyor bilmiyorum. Çok güzel göründüğü kesin. Bu akşamı da kapattım. Sanki yağsız salçasız gibi oluyor. Şöyle karıştırmayacağım. Yeşilliği üzerinde dursun. Bu buharından ölür. Bunlar da boşalmışmış. Onları doldurdum. Geldim. Bak. Çok güzel doğradım. Nereden belli? Ne oldu? Uzun gitmiş. Uzun gitmiş. Olabilir sabah ya. Şöyle kırmızı pul. Karım bu tatlı olan değil mi? Şey gavnozdan kattım. Getir. Tatlı. Şöyle bir kaşık bundan. Karabiberimizi de katalım. Reyhan'la katalım mı? Olur. Şöyle nanemiz de. Onu biraz canlı katayım. Naneyi çok seviyorum içinde. Reyhan neredeydi? Dün takipçimiz geldi diye kardeler. Evet. Ana sirkeni seviyorlarmış. Dediler yolabiliriz mi? Yolun abla dedim. Bir saatten öyle olması yarın bir gün kaynımı sürdüreceğim dedim. Ya bükmesini yapacaklarmış ya kavuracaklarmış. Abi çiçekleri sorayım derken dedim. Biri şeymiş biberi, biri dedim adaçayı diyor takipçilerimiz dedim. Soğan gözünü mü yaptı? Bilmiyorum yani diyorum ya arada gözüm yanıyor diye. Soğan da olunca tetikliyor herhalde. Biz bir göz muayenesi. Evet. Bakanlığı zaman gideceğiz. Anneli kızlı bir de babaannemi de götüreceğiz. Üçümüz de göz muayenesi alacağız. İşte ona diyordum abi dedi ki benim sabahla jeton kafamı düştü. Bu dedi daha Reyhan'a dedi. Bu Reyhan değil mi bizim? Dur bir dakika gözümü bu açabilirsem da, bu da Reyhan değil mi? Evet. Mor Reyhan. Aynen. Abinin dediğine ben ona mantığı sığdıramadım. Reyhan farklı oluyor mor birinin Reyhan. Birinin rengi koyu birinin rengi açık mı acaba? He, farklı kızım oğlundan değişen bir şey. Olabilir. Yok. Şöyle ondan da yapalım. Bu kadar yeterli. Dedim seviyorsanız dedim. İki aile geldiler. Suyu gitmişler. Mıngarak tarafına. Geçerken de Peran Hanım en gücü erdedir, malladadır diye. Yanımızı dolaşmaya geldiler. Dedim işte eş kulak seviyorsanız su yok dediler. Ama pek tutmuyoruz. Bunun artık kapağına kapa diye. Bunu sarayım bence değil mi bunu? Hı hı. Soğumasın ya. Soğumasın. Aynen. Sofra bezi var burada. Evet, artık bugün çok şükür bitti. Gerçi biz bir iş yapmadık ama yine de tabii ki bittiğine de sevindik. Şimdi yerler bu şekilde, kuruyan yerler gayet güzel görünüyor. Yani size nasıl anlatsam sanki evde hiç balkon yokmuş gibi buraya masa atıp oturasım geldi. Buralar ıslak olduğu için daha fazla belli değil. Öğlen süpürürken fark ettim. Akıntısı da çok iyi olmuş. Yani halı falan yıkarsak kolaylıkla su gidecek. Aa, tüh. Mehmet amca bu ustamız yani. Boruları takıverecekti. Akıntı borularına. Neyse ya yarın malzeme almaya gelecekmiş. O zaman belki takıverir. Burada gördüğünüz gibi çimento torbaları var. Bir ara aşağıdan bir çuval getiririm. Bunların hepsini toplarım. Annem ineklere bakarken ben de buraları halletmiş olurum.
süpürgeler burada neden çok diyebilirsiniz. Ustamız istemişti. Burası çünkü çok tozluydu. Keşke o anda da size gösterebilseydim. Ama gösteremedim işte. Şimdi merdivenlerimiz de bu şekilde. Kalan mermerler atıldı. Yani camların mermerleri. Diğer tarafları da mozaik. Bunlar sonradan yapıldığı için henüz ıslak. Kuruyunca aynı onun da rengi böyle ak olacak. Bakın toz bile burayı nasıl etkilemiş. Az sonra suyu tutunca tertemiz olur. Karen, yarım boru var mı orada? Yarım boru derken anne eklemeli, evet. Çıkarıyor mu be? Şu koğlam üzeri toz olmuş, tutup duruverelim. Dur bir saniye anne. Asılabilirsin. Şuradan da dikkatli ineyim de. Bu arada geçen gün videomuzda söylemiştik. Burayı da zamanla tekrardan boyayacağız. Bu kötü görünüm gider. Şimdi işte buralar bu şekilde. Bunları bir su tutarım, sonra silerim. Bir de şuradan şöyle size görüntüsünü göstereyim. Şu an ilk bakıldığında saçma geliyor. Burası mermer, şurası da siyah görünüyor. Ama dediğim gibi kurudukça beyazlaşacağı için ondan sonra görünümü güzel olur. Tabii ki eskiyi düşününce çok çok daha güzel oldu. İşte kapımızı falan şöyle bir yıkamak isterim ama içeri şimdi bile su gitmiş. Vallahi ben oraya gelmem lazım. Anne ya, ben Mehmet amcaya söylemiştim. He. Olukları, boruları takıverecekti. Ama unutmuş sanırım. Babam takabilir mi? Takamazsa onu arar ya. Malzemeye geldiğinde takıverim. Gel Toraman, senin evini güzelleştirdik. Gel. Oraya bir kapı yapmam lazım. Artık annem seni buraya çıkarmayacakmış. Ya. Hani bir misafir geliyor ya kardeşler. Aşağıda mallara bakıyoruz. Toraman kedilerden. Buraya çıksam otursan tabureye geçsen. Aynen. Değil mi? Gerçekten iyi. Hoş geldin. Sen de gör bakalım. Bir daha göremezsin. Zor. 40 yılda bir. Oraya kapı yapacağım ben Toraman. Ya çaresi yok. Full vereceğim. İyi olmuş be. Her şey bakılınca gerçekten güzel oluyor. İşte tepesine bakıyorum, temelinden oluyor. Temelinden önceden bir dam üstüydü. Şimdi hala bir dam üstü. Ama çok ama büyük iyi oldu değil mi? Evet. Büyüklük ortaya çıktı. Daha asıl bak benim dün burada beton kurumadı diye çimentolar üzerine düşmesin diye şey koydum, tuğla koydum. Onları bir ara hallederim. Böyle. Ben toplarım onları. Dursun, şimdi olmaz annem. Niye ki? Şimdi ben onu ne zaman yapacağım? Dursun, ben toplarım, ben senlik bir iş yok. İyi olmuş ki ama bu. Evet, yarım saattir bu cam, işte bu kapı, sonra şuradaki iki fayansla uğraşıyorum diyebilirim. Vallahi camın önünü düşünemiyorum ben. Orası hangi camın önü? Yatak odasının camın önü. Orası da çok tozludur. Orayı işte. Yok ya, tozlu da yine de. Buraların tozu kadar yok. Taburelerin bile üzeri çok tozlu yani, onlar yukarıda değildi, buradaydı. Toz yerlere kadar inmiş. Şimdi benim işim bitti. Ben buraları yıkayabilirim. Ama baştan başa yıkanacağı için yerlerde hep su olacak. Annem bir ineklere baktığına en son dedi. Bu yüzden bekleyeceğim. Buradan daha iyi olmuş. Güzel olmuş. Buradan daha güzel olmuş. Değil mi? Merdivenle şey diyorsun. Şunları sen kardeşinmiştir. Bura beyaz, bura kara, bura. Kurudukça daha şey olur. Şimdi ıslak yaşanıyor. İnce bu ince mozaik işe yaramış. Evet babaanne. Şöyle bir de hanım hanım birer birer iniyor. Baka baka. Basamaklar yine mi o kadar bizde bizim. Bak sudan acıyor basamaktan o şeyde inerken. Bütün o kadar koca aldı, yaşlandı. Pili bitti. Hadi bakalım, hemen kendini bitirdi. Bitti, babaannem bitti. Bu sene 70'e girince pili bitti. Vücut olarak yaşlanmasa he. Bile kendini ruhsal olarak yaşlandırdı. Yaşlandırdı. Neşesi yoktu. Başım ağrıyor. Hap attım. Tersiri yok. Yüksek gibi. Annem bu işte bana yaptırmadı. Kendi geçti başına. Ne diyeyim?
şimdi ben de bazen inada bağladığım zaman yaparım ederim dediğimde ya da bir şey dediğimde iş tam tersine gidiyor. En iyisi bir tersi yapsın madem. Şu kırmızı tenekenin üzerindekiler de çıksaydı iyiydi ama fırça fazla yetişmedi. Bir de alt taraftan su tutacak. Merdivenleri bitirdikten sonra. Saat de 7'ye geliyor bu arada. Allah'tan pilav hazır. 7'ye. Kirlim gel bakalım gel. Bugün annem uşaktan gelirken bunlara kemik almış. Kemik de dediğim sırt. Annem buraya bitirsin, ben de iç tarafı sileceğim. Orayı silmemiştim çünkü yani yüksek ihtimalle şimdi su girer. Toraman doymadın mı? Var daha kemik veririz. Karabaş gelmiş, o da bekliyor. Ama almayacağım çünkü iki kapalı, kapıda kapalı olduğu için geri çıkamıyor. Ondan sonra ya babaannem geliyor buraya kapı açmaya, ben yoksam. Ya da ben kapıyı açıyorum, öyle gidiyor. O yüzden akşam vakti almayayım. O da evine gitti zaten. Hatta tavuklarını falan katmış, şimdi yukarı çıkar. Hep oralara kadar toz olmuş. Evet evet, çok tozlu. Bakın. Taburenin üstü bile nasıl toz. Bu arada hemen şu karşı duvarı göstereyim. Ondan sonra burada video sonlandırmayacağım da yani burayı kapatayım. Şimdi şu gördüğünüz karşı duvar normalde sadece sıvaydı. Ama mozaiğin atıldığı gün kalmış ondan malzemeden. Usta da hani zamanla çatlamasın diyerekten buraya tekrardan sıvadı. Yani mozaik atılmış oldu. O da işte kalın taşı olduğu için görünümü böyle. Hani belki videoda yazabilirsiniz. Neden bu tarafı inceltmedi, düzeltmedi diye. Yani taşlı olduğu için mecburen düzeltemez. Ama ustanın fikri de güzel. Çünkü sonuçta burada tezgah olduğu için zamanla çatlardı. Ama öyle olduğu zaman demek ki çatlamayacak. İki kat yapılmış oldu yani. Bizim işler maalesef ki bitmiyor. Yakın zamanda size göstermiştik. Bir tane direğin temeli çıkmış bile. Çok fazla derin beton atılmadığı için. Buraya da maalesef ki iki demir arasında başka demir konmadığı için esneme yapıyor rüzgardan. Tabii ki bu terste olduğu zaman çekileceğinden dolayı hani traktör gireceği için buraya demir atılmadı, yoksa atılırdı. Babam girdi işte aksi gibi işten mi kaçtılar ya da düşünemediler mi, temeli sağlam atmamışlar betonlara. Bu yüzden çıkmış, şu an buradan görünmüyor ama geçen bir videoda tavuk atarken göstermiştik. Ya rüzgar olduğundan buranın da direkt yok ya bu tarafta. Evet. Bu da ağır olduğundan yellendiriyor. Yellendirince o direkt atacak. O demir de haliyle şu, baksana. Aynen. Şuraya şey mermer dayadım şunlara. Faydası olsun diye. Senin parke taşlar var ya bahçede. Hı. Onlardan getirip şunların başına koyalım mı? Bakalım şöyle yapayım da. Bunun yine faydası olur ama ne zamana kadar bilemem. Bu rüzgar şolduktan sonra onu ayarlamak sonra da önemli olan rüzgarı olmayınca şöyle mi yapsak? İşte benim babam da yani biliyorsunuz devamlı yollarda olduğu için maalesef, tabii o da olmak istemez sonuçta, böyle evin işleri de anneme kalıyor. Vallahi normalde değil. Babam şu an evde olsa o hallederdi. Ay, hiç olmaz, yedemeyi 2-3 tane böyle bitersen fayda olur yani. Evet. Çapıt giderse gitsin, yapacak bir şey yok. Lan Toraman, hiç gireceğim yoktu.
bahçe kapısını kapattım, buraya gelemeyeceği için oradan bakıyor. Gel. Hadi atla da gel. Ne düşünür anne yine? Bilemedim ya. Şuna baksana yukarı. Şunu da koyarsan tam denk gelecek herhalde. Emlekinin sivriydi kenarı da. Çapa getireyim mi bahçede? Keser getirir sen bana. Ya çapa da getiriyor burada. Böyle çivi çaksam da bağlasam da kodu. Benim de anladığım şeyler değil ki anne. Sen bana soruyorsun, ben sana bakıyorum, hesabı oldu. Vallahi ben de şaştım. Emrim de bugün işten gelmedi. O gelse biraz da ondan akıl isterdik. Bu devrilir, ben daha şuraya gitmeden bu fitleyecek gidecek. Şu iyi oldu da. Bak bu tahtayı da buraya yaptığın zaman faydası olacak anne. Şöyle konduğunda. Şu koydun da mermer değil mi? Evet. Mermer onunla. Bir laf vardır ya, işte bir yandan topluyorum bir yandan dağılıyor diye. Bizimki de o gibi oldu. Yaptırıyoruz ama bozuluyor mu, nasıl oluyorsa. Bak yine tamiret işinde yaptım. Beren ara. Yani içimi sinmese gördüm bunu, yukarıda çıkabilirdim ama kendim duruyorum burada. Emek uğraşıyoruz, yapılıyor. Yani. Görünüm açısından çok iyi olduydu ama gel ve lakin. Şuranın eşimin düzgün betonu atmamışı yerleri malum oldu. Evet. O sağlam bir şey olaydı. Ben bileni gara başından bak çözümü yaptım. Bu buraya iki erkek gül anladı döşendi. Şuraya iyicelen gaz ceklerdi. Demir boru ağzı açık koyacaklardı. Motor sabah ters çekilir diye. Ondan sonra beton atılacaktı. Sabit demir boru olacak. İçine girecekti şu aynen. Şekilde. Çıkarı çıkarı vereceğim. Aşşo yok. Ganası. Allah öyle. Şuna bak ya. Yapacak bir şey yok. Yürü, yürü. Arpayı bugün mü verdin? Bu kadar çok yani burada. Dolduruyorum ben onu kardele. Zaten çoğu annem dibine kaldım yemiyorlar. Gavul mu ne deniliyor ya. Bak şimdi oradan biz öğrene gittik diyordu dolaşacak. Biz gidiyoruz. Dolaş gel. Koş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Koş, şu an bir gözüm yoktu. Toraman'da annem hemen koştu. Değil mi? Şu bahçede bir sürüstü. Günden gün ot büyüyor. Günden günü büyüyor ya. Emim artık hangi gün izinliyse o güne kadar mecbur beklersin. İşte aynen, patronun bir şeysine gitmiş. Bahçesine mi ne, öyle babaanne bir şey söyledi. Şimdi dağınık görüyorsunuz. Bir hafta sonra inşallah temizlenmiş halini görürsünüz. Çoğu kişi soruyor. Bahçeye ne ektin Peran diye. Gerçekten. Sirken ektim diyelim o keşke. Öyle de. Valla soruyorlar bahçeyi silen götür. Bahçeyi niye ektin diye. Toraman geldi. Bak ne güzel domatesler bu büyüyordu. Maşallah neyse bu çok büyümüş. O domates çabuk yetişir. Burada hiçbir şey yok. Biber. Buraya bir şey ektim mi ekmedim ben onu çözemedim kardelen. Videoda bak. Buraya da ektim, bu da bitmemiş. Ne domates ektiysem ben buraya da. Şu biber olması lazım. Şu patlıcan, şu da domates. Karan şu tahtayı kattır kızım altına doğru. Kattırcın. Ha şöyle pardon. O yana geç, yana geç. Tamam.
tane elinle. Dur bakayım şimdi. Bir anda hızlıca kapatma. Tamam. Ay Allah'ım. Ay. Oğlum geldin bu yana le. Biz nereyse kovuyor. Biz nereyse o yana gidiyoruz. Biz yalnız bu arada kiracıyı çıkarıyoruz artık, öyle karar verdik. E Toraman bizim samanlığın kiracısıydı. Eğer kapısını kapatırsak, o kaynak yaptırırsak artık samanlığa çıkamaz. Oğlum öyle mi lan? Ya da düşündüm gitsin gelsin. Şimdi annem çizmelerini çıkarmak için bu kazların damına girdi. Minyatürümüz de burada uyuyormuşmuş. Hindilerin başını bekliyor, çözemedim. Ama o ciğer getirdim ben minyatüre. Bakayım burası sıcak mı? Ya yattığında şuraya evet. Bak. Minyatür onun yattığı yere bakma. Sıcak. Tamam, onun yattığı yer sıcak. Anne mama verme istersen. Niye? Ciğer getirdim ben ona da. Tavada kalmıştı ya, buna verecektik. O yüzden. Yürü. Kucakla gelsen onu. Çıkar vallahi. Çıkar demanım da. Dolmayayım ki kendime gelecek. Gel. Çakayım, neredesin sen ya? Ben de mi kemik dağıttım, sen yoktun. Bu arada buralar kalmış ama kalsın. Sonuçta taşımıyoruz ya. Yarına yıkarız. Hatta 3 gün sabah akşam yukarıya sulamamız gerekiyormuş. Öyle olduğu zaman sertleşiyormuş. Öyle söyledi ustamız. Şimdi annem 2 tane tabağı koymuş. Ama bu birazdan 3 de olabilir. Bu tabaklar 5 de olabilir. Babaannemi çağırmıştık. Akşam üzeri söyledim. Gelmeyeyim dedi. Emin işten gelecek. Yemek yiyeceğiz falan dedi. Can istemedi sanırım. Sebahat teyzem bir çağırdık. Yağmur ablamı canı istedi. Ama Sebahat teyzem yorgunsa gelmek istemez. Bilmiyorum. Onlardan da kesin bir cevap yok. Gelirlerse beraber yeriz. Anlamadım anne. Biz diyorum davetimizi ettik. Aynen. Arada ben gece mece bakarım buradan galiba. Benim tahtalar duruyor mu, durmuyor mu diye. Gerçekten sonradan koyduğum büyük tahta var ya, çok faydası olmuş. Bak şu an hiç esneme hareket yok. Vallahi inşallah faydası olur kardelenim. Annem geçen gün haşhaşlı susam almış. Onlar da taze oldukları zaman güzel oluyor. Çayla biraz öyle kahvaltı sürü yemeyi düşünüyorum ben de. O ekmekten yiyecek mi? Ekşi mayalıymış, yerim madem. Valla inşallah öyledir. Bugün ben çarşamba pazarını oradan geliyordum. Bir tane bayan satıyordu. Nızmanlıdır görüyordum ben. 4 aydır dedi satıyorum ben buradan dedi. Sordum, takmaya yok içinde dedi. Ekşi mayalı dedi. Bir tane aldım, çok sıcaktı. Bir elimde poşette böyle tuttum, getirdim ben bunu. Valla biraz... köy yerinde durduğumuz için anladığım kadarıyla hak vardır yani. Ne vardır? Yani şey, pakmayası. Normal köy ekmeği biraz daha tok olur, sık olur. Aynen. He. Yani yaptığımız için biliyorum ben evet. De. Evet. Şöyle bak, şimdi bak. Şeysin olarak göstereyim. Gördün mü? Evet. Tabii inşallah güzeldir. Önemli olan ekmek zaten. Açacağız mı ekmek? Yenilir, kızartırız. Bunları yıkadım, yeniden suda beklettim. Kardelenle çaya attı. Sen domates salatalık yiyecek misin? Yiyeceğim, çıkardım. Evet. Yani haşhaş diyordun değil mi? Sonra çeşitli peynir çıkaracağım. Bunları ben dün mü aldım, evvel gün mü aldım? Evvelsi gün. Oğlum da gelince, o da iyi seviyor. Yaprak sarı veririz, onu boy veririz. Yumurta çakıyoruz yanında. Bu aralar babaannem müşterisi çok sanırım. Yani bize yumurta almaya geliyor. O yüzden şu an buzdolabımızda bir tane yumurta var. Aşağıda bugün sen kaç yumurta aldım. Oo, 14. İyi o zaman. Maşallah 14 tane aldım. Yani sizin anlayacağınız, bizim de yumurtalar birikmeden bitmiş oluyor. Çok da böktürmeyin değil mi? Azıcık şöyle ekşili canı, mayışçasını olsun. Bir eş kulak yolan dedim ben kardeler. Unuttun mu? Hayır, unutmadım. Şimdi onu yiyeceğim, bunun tadını alamayacağım dedim. Bu da taze yaprak ya. Anladım.
Çay kaynıyor mu be? Bir de şey alayım ben de, borcam getireyim orta yere. Dur, azar azar kendimizdik dezenin gelmezse de işte soğumadan karıştırır. Şunun içine katarız. Küçük tabaklarım da tam herkes kendinize öyle dondursun. 3 tane çıkaran da. Şu tabaklarda yemek yemeyi çok seviyorum. Ben de seviyorum. Değil mi? Bir de özellikle sofrada hepsi ondansa tabakların öyle daha bir hoşuma gidiyor. Şimdi... Ama karışıksa o kadar dikkatimi çekmiyor. Pilavımı da bakın. Kaşığımızı da alalım. Mallara inmeden baharatın hepsini de kattım. Dedim ya ben size suyunu falan çeker iyicelem. Bak yağı zaten altında var. Zaten sarıp yiyeceğiz. Yani pişirmeyeceğiz yeniden biz bunu. Bizler çocukluğumuzda gördüğümüz için beni çocuklar da seviyor. Yaprak güzelmiş değil mi? Valla zaten 4-5 çok küçük de değil, çok büyük de değil. Allah yine taşırdık anne demliği. Bunun deliği yok da ondan kaynaklanıyor. Dur sen. Aman koluna dikkat et de. Sekseni de vardı, 100'ü de vardı. Yaprak milletin satıbilişini ya. Tabii. Herkesin malının mesela biri bir gün öncesi toplar, biri bir gün iki gün öncesi toplar. Alan kişi de bilir yaprak biraz buruşak gibi diye. Normalde bu pilavı yemeyi çok seviyorum ben. Değil mi tatlı oluyor? Aynen. Ama hiç de yani baharatlı pilav yapmıyoruz sarma dışında. Değil mi? Eller soğanlı yapıyormuş mesela. Evet. Biz bilmişiz. Normal arpacıklı pilavı karıştır. Sofraya koy. Ama o da lezzetli. Her şeyin de ayrı tabii ki de. Hicran ablam mı demişti soğanlı bulgur pilavı yapıyorum diye. Bir şey de böyle anlattı. Soğan katıyorum. Biz de hatta merak ettik yapalım demiştik. Yapmadık. Takipçilerimiz de sağ olsun yazıyorlar. Peran dene iyi oluyor diye. Domatesli biberli yapıyor bulgur pilavı. Aynen onu yapıyoruz. Biz soğanlı canım. Denemedim yani. Kapan da kapatan da soğumasın. Pilav sarmamışsın yani sen. Nasıl pilav sarılıyor mu? Ya şey ya soğumasın diyerekten düşündüm. Ben de bana eleniyorum zannettim de. Bana yaprak sarıyor mu ya pilav sarmamışım diye onu diyorum zannettim de. Neyse şöyle koyayım da sonra geri düzeltirim. Annem domates salatalık yemeyeceğim dedi. Ben de o yüzden sadece kendi tabağıma koydum. Bir dilim bir ekmek yiyeceğim. Ondan sonra yaprağa geçeceğim ben de. Ben şimdi şu yiyecekleri ağabeyinkini sarıveren. Ondan sonra ağzımı açacağım kendimi bari. Yaprağın tadına da baktım. Maaş çatı güzel ekşilse. Misafirlerimiz de gelmedi. Nazan'la söyledik. O da yenecek ekmek yemiş. Çünkü bu da atıştırmalık oluyor. Tadına bakılır.